Değerli arkadaşlar, Emine Eroğlu ile Göz Hizası programına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yolculuğumuza farklı bir duraktan devam ediyoruz. Dua ile ve kaderle irtibatlı bir sorumuz olacak. Emine ablacığım, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Asuman. Ablacığım, bu haftaki sorumuz, dua kaderi değiştirir mi? Bu aslında başlıkta gelen birçok bize mesaj oldu e-mail üzerinden. Bunları derleyip toparlayıp içinden aslında aldığımız bir soru bu. Dua kaderi değiştirir mi? Bu konuda nasıl bir yaklaşımınız var? Bunu nasıl cevaplarsınız? Evet, güzel bir soru demek istiyorum önce Asuma. Ve şuradan başlayalım. Önce hakikatin çok katmanlı olduğunu göz ardı etmeyerek başlayalım arzu ediyorum. Hakikat çok katmanlı. Ve kader meselesine de çeşitli katmanlardan yaklaşıyoruz aslında. Mesela biz kader dediğimizde sen ne anlıyorsun diye ben sana sorsam ne dersin? Kader ilmi ilahi olarak anlıyorum. Yani Allah'ın bilmesi diye ilk aklıma gelen tanımı bu. Bilmesi derken olmuş olacak her şeyi Cenab-ı Hakk'ın biliyor oluşuna, evet. Sen kader diyorsun. Bu ilmi ilahi açısından kaza ve kader dediğin çok doğru. Ama sevgili Asuman, kaderin o çok buğutlu katmanlarından bir tanesi mesela ilmi ilahi. Ama bir tanesi olmuş olacak her şeyin yazılı oluşu, kitabet deniliyor buna. Kader defterleri yazılmış, mürekkebi de kurumuştur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü bir perspektifimiz kaderle alakalı yaratma. Şöyle düşün, şu ben kolumu kaldırıyorum, burada bir irade var, benim kolumu kaldırmayı istemem. Ama bu fiili yaratan Allah, öyle değil mi? Dolayısıyla yaratma açısından kaza ve kaderde üçüncü bir başlığımız var. Dördüncü başlığımız da meşiyeti ilahiye deniliyor buna sevgili Asuman. Allah'ın dilemesi. Hani bizim çok kullandığımız maşallah, inşallah kelimeleri var ya. İnşallah Allah dilerse anlamına geliyor. Maşallah da Allah dilemiş, ne güzel dilemiş ifadesi. Biz çok kullanırız biliyorsun iki ifadeyi de. Dolayısıyla dördüncüsü de meşiyeti ilahiye, yani Allah'ın dilemesi açısından kaza ve kader. Biliyorsun mesela biz bir günün içerisine girerken, gün doğarken başımıza neler gelecek, neler yaşayacağız, neler düşüneceğiz, neler hissedeceğiz, hangi olayları yaşayacağız bilmeden o günün içerisine giriyoruz. Tümüyle Cenab-ı Hakk'ın takdir ve tayiniyle cereyan ediyor hadiseler. Dolayısıyla bu dört başlığı unutmamamız gerekiyor. Tekrar ediyorum, yani kader derken bunlardan bir tanesini kastetmiyoruz aslında. Kader derken bu dört başlığı da kastediyoruz. İlmi ilahi açısından kaza ve kader, kitabet yani olmuş olacak her şeyin kaydedilmiş olması açısından kaza ve kader, meşiyet-i ilahi Allah'ın dilemesi açısından kaza ve kader ve yaratma açısından kaza ve kader. Şimdi sevgili Asuman, sorunun cevabına gelirsek, kader değişir mi diye soruluyor. Sen şöyle ilmi ilahi açısından cevap verdiğinde ne dersin? İlmi ilahi açısından baktığında? İlmi ilahi açısından değişmez, çünkü Allah olacak olan her şeyi bilir demek, değişimlerin de tamamını bilir demek. Yani bu ilmin değişmeyeceği meselesine varmış oluyoruz sonuç olarak. Evet, yani şunu demek istiyorsun. Sen Cenab-ı Hak bizim hakkımızda bir takdirde, bir tayinde bulunurken bizim davranışlarımızı hesaba katmadan, irademizi hesaba katmadan, atacağımız adımları hesaba katmadan bir takdir ve tayinde bulunmuyor sevgili Asuman. Dolayısıyla ilmi ilahi açısından kaza ve kader değişmiyor. Ama kaza ve kaderin bir yönü daha var. Meşiyet-i ilahiye, yani Allah'ın bizim üzerimizdeki dilemeleri açısından kaza ve kader. İşte bu noktadan değişiyor. Değiştiği için mesela ne diyoruz? Sadaka belayı def eder diyoruz. Sadaka ömrü uzatır diyoruz. Sıla-i Rahim ömrü uzatır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize. Meşiyet-i ilahiye, yani Allah'ın dilemeleri açısından kaza ve kader değişiyor. İşte sevgili Asuman, duanın önemi de, dua kaderi değiştirir mi diye sormuş ya arkadaşımız,
duanın önemi de bu noktada ortaya çıkıyor. Çoğu zaman biz dua ederken hani olsa da olur, olmasa da olur gibi ya da çoğu zaman dua ederken hakkımızda zaten yapılmış olan bir takdir için bir şey istiyormuşuz gibi dua ediyoruz. Oysa sevgili Asuman, dua o kadar çok şeyi değiştiriyor ki. O kadar çok şeyi değiştiriyor ki. Ve hani o kadar çok şeyi değiştiriyor ya, bir örnek olarak vermek istiyorum sevgili Asuman. Ömür bile verilebiliyor duayla. Ömür bile verilebiliyor duayla. Ve çok önemli bir örnek bu konuda. Üstad'a talebelerinin ömürlerini veriyor oluşu. Biliyorsun bir tane talebesi değil, üstadımız kendisi zikrediyor bize bunu. Mesela yeğeni Ubeyd, Hafız Ali abi, Hasan Feyzi abi, Molla Habib, efendim Binbaşı Asım Bey. Üstadın zikri bu. Üstada ömürlerini veriyorlar. Hatta Hoca Efendi şöyle der, Üstad Risale-i Nur'da ömrü vasati olarak, yani vasat bir ömür olarak 60 seneyi zikreder. Diyor ki Hoca Efendi, muhtemelen üstadın ömrü, kendi ömrü 60 sene. Kalan ömrü, 82 yaşında üstadımız ruhunun ufkuna yürüyor. Kalan ömrü talebelerinin ona verdiği ömürdür diyor. Ben bunların içerisinde müsaade edersen Hafız Ali abinin üstada nasıl ömrünü verdiğini, yani nasıl dua ettiğini anlatmak istiyorum sevgili Asuman. Çok etkileyici çünkü. Benzer hikayeleri kendimizde yaşıyor olabiliriz. Çok etkileyici. Denizli hapsinde üstad, talebeleri de Denizli hapsindeler. Hafız Ali abi hafız zaten ömrünü Kur'an'a hizmetle geçirmiş. Üstadı ayrı bir koğuşta tutuyorlar, tecrit koğuşunda. Talebeleri de ayrı bir koğuşta. Ve teneffüs vakitleri var. Avluya çıkarıldıkları zamanlar var mahkumların. Talebeleri avluya çıkıyorlar. Üstad çıkmıyor, kapısı kapalı. Hafız Ali abi gidiyor, kapının önünde bekliyor, o kapalı kapının önünde. Üstadın inilti sesini duyuyor. Ve bunu talebelere bildiriyor. Hepsi işte gardiyanlara kapıyı açmalarını istiyorlar. Gardiyanlar bir barikat kuruyor kapının önüne, açmak istemiyorlar. Aralarında bir tartışma geçiyor. En sonunda başarıyorlar, kapıyı açtırıyorlar. Üstad yere yığılmış vaziyette, kendinden geçmiş. Üstadı zehirlemişler. Üstada aşı yapacağız diye, tifüs aşısı yapacağız diye zehir zerk etmişler vücuduna. Üstad inliyor, kendinden geçmiş vaziyette, ölmek üzere olduğunu fark ediyor Hafız Ali abi. Doktor çağrılıyor koğuşa, doktor yapılacak bir şey olmadığını söylüyor. Şimdi Hafız Ali abi ne yapıyor? Topluyor diğer talebeleri, namaz kılıyorlar. Hafız Ali abi tesbihat yaptırıyor. Sonra da diyor ki onlara, kardeşlerim diyor, ben dua edeceğim, siz de benim duama amin diyeceksiniz diyor. Ve ellerini açıyor, huzur-u ilahide önce üstadın alem İslam için, insanlık için ne kadar değerli bir insan olduğunu ifade eden cümleler kuruyor. Sonra da diyor ki, Allah'ım benim ömrümü üstadıma ver. Diğer talebeler birbirlerinin yüzüne bakıyorlar, gözyaşları içerisinde amin diyorlar. Ve bu duadan sonra Hafız Ali abi ateşleniyor. O ateşleniyor, üstad toparlanmaya başlıyor. Hafız Ali abi'yi hastaneye kaldırıyorlar. Hafız Ali abi ruhunun ufkuna yürüyor ve raporda ölüm sebebi olarak zehirlenme yazıyor. Üstad da toparlanıyor, ayağa kalkıyor ve Bediüzzaman Hazretleri Hafız Ali abi için ne kadar müteessir olduğunu, ne kadar üzüldüğünü anlatıyor bize ve onun kendisine ömrünü verdiğini Risale-i Nur'da bize bildiriyor. Ama sevgili Asuman, bu kaderi değiştiriyor mu? İlmi ilahi açısından zaten duayı kabul eden Rabbimiz, o duaları ilmi ilahiyle kimin hangi duayı ve hangi samimiyette yapacağını bilen Rabbimiz ve ezeli ilmiyle Rabbimiz olmuş ve olacak her şeyi bildiği için, zaman bize müteallik, Allah zamandan münezzeh, Hafız Ali abiye ömür tayin ederken 50 küsur yıllık bir ömür tayin ediyor ve Bediüzzaman Hazretlerine de 82 yıllık bir ömür tayin ediyor ve bu 82 yılın bazı yıllarını Hafız Ali abinin duasının
cevabı olarak takdir ve tayin ediyor sevgili Asuman. Evet, aslında Hafız Ali abi bana günümüzün Hafız Ali'lerini hatırlatıyor. Sanıyorum 2016 yılıydı. 2016, 23 Nisan 2016'da vefat eden Cihan Şah'ı hatırlatıyor bana Hafız Ali abi. Cihan Şah da hakkında vefatından sonra yazılan bir yazıyla aslında onu tanımış oldum. O yazı vesilesiyle aslında tanımak denir mi buna da bilemiyorum ama. O da Hoca Efendi'nin aslında rahle tedrisinde de ders görmüş bir arkadaşımız. 22 yaşında akciğer kanserinden vefat ediyor. Ve fakat onun vefatı ve hastalığından önce de kendisinin özellikle bu Türkiye'deki olaylarla irtibatlı olarak hani Allah'ım benim canıma bedel kardeşlerim, kardeşlerimin kurtuluşuna bedel benim canımı al diye dua ettiğine şahit olanlar var. Ve onunla alakalı yazıda onu o da geçiyordu. Kemoterapi alırken bile teheccüdlerini kaçırmayan bir genç olduğu, Hoca Efendi'nin onun hakkında, Hoca Efendi'nin nezdinde çok farklı bir yeri olduğu. Daha sonra işte bu hastalığa yakalanması ve ardından 2016 yılında vefatı söz konusu. Hoca Efendi de onun ardından çok büyük bir hizmete vesile olacağını biliyordum Cihan Şah'ın. Ama böyle bir şey hani tahmin etmiyordum diyerek çok ciddi bir hüznünü de belirtiyor. Hatta babasını arayıp bana taziyeyi aramanız gerekiyor beni şeklinde bir ifadesi de var. Beni çok etkiler. Ruh dünyamda çok ayrı bir yeri var Cihan Şah'ın. Bunu hatırıma getirdi. Yani 22 yaşında bir gencin böyle bir ufka ulaşmış olması ve hayatını kardeşleri bedeline vermiş olması. Yazıda da zaten belirtiliyordu Cihanların bedeline gitti Cihan Şah diye. Cihanlara bedel bir Cihan Şah vardı. Hafız Ali abiyle de onu anınca onu Cihan'ı anmamak da olmaz diye düşünüyorum. Onun da çok farklı bir yeri var yani. Evet, çok etkileyici bir örnek gerçekten sevgili Asuman. Çok büyük yürekli birisiymiş sevgili Cihan Şah. Çok büyük yürekli birisiymiş. Yaşından çok daha mütekamil. Kesinlikle, evet. Yani Hoca Efendi ondaki o faikiyeti de görmüş ve onu sanıyorum ayrıca istetmiş bu manada yetiştirmek amaçlı. Gerçekten farklı. Cihan Şah Uysal adının da unutulmaması gerek. Zaten unutmaz bilenler de biliyordur kendisini ama burada da dua bahsinde de onu anmış olalım. Evet, evet. Sevgili Asuman, dua ne kadar tatlı, ne kadar güzel bir şey. O yüzden işte duada çok ısrarlı olmak, ısrarcı olmak gerekiyor. Cenab-ı Hak çünkü bizim o dualarımızı hesaba katmadan bizim üzerimizde takdir ve tayinde bulunmuyor. Ezeli ilim mazinin bir ucu değil. Yani Allah sıfır noktasında durmuş da lineer zamanın geçmişten geleceği bilmiş değil. Biliyorsunuz Cenab-ı Hak zamandan münezzeh. Bizim hakkımızda takdir ve tayinlerde bulunurken esas olan bu, bizim irademizi nasıl kullandığımız, bizim ne kadar istediğimiz, nasıl istediğimiz, hangi kelimelerle istediğimiz, ısrarla istediğimiz, bunlar bu kadar çok önemli olduğu için ayet-i kerimede bize deniliyor ki, duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var? Duanın isteyin vereyim diyor Cenab-ı Hak, duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var diyor. Bu ayet-i kerimelere baktığımızda sevgili Asuman öyle ortaya çıkıyor ki dua, hani Hoca Efendi der ya, sebepler ötesi bir teveccühün adı diye. Dua çok ısrarla yapılması gereken, yana yıkıla istenmesi gereken ve huzur-u ilahide bizi Allah'a yaklaştıran, kulluğumuzu, kimliğimizi bize hatırlatan çok önemli bir ibadet. Ve bu bağlamda bir hatırlatma daha yapmak istiyorum sana. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssası. Hani iki hikaye anlattık günümüzden. Hafız Ali abinin hikayesiyle Cihan Şah Uysal'ın hikayesi. Bir peygamber hikayesi bize anlatılan Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın hikayesi. Ne dersin bu meşriyeti ilahi ve ilmi ilahi perspektifinden Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını nasıl okursun sevgili Asuman? Evet, Yunus Aleyhisselam da içinde bulunduğu durum itibariyle onun sebepler üstü bir teveccühle yönelişini görüyoruz ve içindeki o denizden, karanlıktan ve balığın karnından kurtuluşu, bütün bu olumsuz görünenlerin onun lehine çevrilişini aslında okuyoruz onun hikayesinden. Aynı zamanda sizin de belirttiğiniz gibi daha önceden Yunus Aleyhisselam'ın kavmine bakan bir yönü de var bu duanın. Orada da kavmin aslında
helak edileceği bir anda pişman olup geri döndükleri ve dua yalvardıkları ile ilgili. Evet sevgili çocuğum benim. Şöyle diyebiliyoruz o zaman. Şimdi duadan bahsettik ya. Bu meşiyet-i ilahi açısından kaza ve kaderin değişimi ise mevzu bahis olan tevbenin de ne kadar önemli olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Özellikle de Ninova halkı bağlamında. Tevbe biliyorsun insanın hatalarından geri dönmesi demek. Ferdi olarak da olabilir, bu toplumsal olarak da olabilir. Pişmanlık ne güzel bir kelimedir. Pişman olmak, vicdanında duymak, attığın adımın hatalı bir adım olduğunu vicdanında duymak ve huzur-u ilahiye çıkıp da o eyleminden dolayı Cenab-ı Hak'tan özür dilemek, onun tahribatını tamir etmeye çalışmak, pişman olmak. İşte aslında Yunus Aleyhisselam'ın kavmi Ninova halkı, ki 100.000 kişi olduğu söyleniyor o devir itibariyle, böyle bir pişmanlık öyküsü yazıyorlar. Beni çok etkiler, iki tane hikaye birbirinin içerisine geçiyor. Modern hikaye, birisi Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın hikayesi, birisi kavminin hikayesi, paralel hikayeler. Hazreti Yunus Aleyhisselam, onun hikayesini biliyoruz, yani nasıl o dairenin başa döndüğünü, kavminden ayrıldıktan sonra gemiden denize atılıp sonra balığın karnında tekrar kavmine geri döndürüldüğünü. Ama bunun mukabili bir de Ninova halkının hikayesi var. Yani Yunus Aleyhisselam onları terk edip gittikten sonra pişman oluşlarının hikayesi var. Allah'ın umumi bir kanunu var. Bir peygamber kavmini terk ettiğinde o kavim helak oluyor. Diğer peygamberler için geçerli bu. Diğer peygamberlerin kavimleri için geçerli. Ama Ninova halkına baktığımızda onların helak olmadıklarına şahitlik ediyoruz. Çünkü pişman oluyorlar. Bir peygamber hiçbir ücret talep etmeden bize sadece hakkı ve hakikati anlattı, sadece iyiliği emretti, bizi kötülüklerden sakındırdı. Oysa biz onu dinlemedik ve işte bizi terk etti diye tevbe ediyorlar. Onların çok güzel bir duası var. Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diye. Bu duayı ede ede Ninova'nın etrafında dönüyorlar. Allah'a teveccüh ediyorlar. Sebepler ötesi bir teveccüh. Bir bela yola çıkmış geliyor. Hani öyle olur ya sevgili Asuman, bir bulut gelir yağmurunu ama yağdırmadan geçer gider. Bir fırtına gelir zarar vermeden geçer gider. İşte öyle oluyor. Geliyor bir bela ama o belayı Cenab-ı Hak ata kanunuyla geri döndürüyor. Üstad bunu formüle ederken şöyle diyor. Ata kaza kanununu deler, kaza da kader kanununu deler diyor sevgili Asuman. Ata Allah'ın işte meşiyetini değiştirmesine, bizim lehimize olarak değiştirmesine, yani lütfetmesine, ihsan etmesine diyoruz sevgili Asuman. İşte Ninova halkının da böyle bir hikayesi var. Dolayısıyla aslında bir taraftan duanın ne kadar dönüştürücü olduğuna bizim iman etmemiz, isterken de öyle istememiz gerekiyor. Ama bir taraftan da tevbenin, sevgili Asuman, dönmenin, hatalarımızdan dönmenin, pişmanlıkla Allah'a yönelmenin, ona iltica etmenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü tevbe de değiştiriyor, tevbe de dönüştürüyor. Tevbe de meşiyeti ilahi açısından kaza ve kaderi değiştiriyor. Bizim hakkımızda Cenab-ı Hakk'ın verdiği kaza hükmünü, pek çok bela ve musibeti hak ediyoruz işlediğimiz hatalarla. Sonra tevbe edince Cenab-ı Hak o bela ve musibet hükümlerini bizim üzerimizden kaldırıyor. Ben özellikle sana şunu sormak istiyorum sevgili Asuman. Şimdi bu Yunus Aleyhisselam'ın kıssasında böyle. Yani bir sırrı tevhid içinde nur-i ehadiyetin inkişafı var. Aleyhte olan deniz, gece, balık, bütün bunların Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın sonra lehine dönmesi var. Peki senin hayatında bu nasıl diye merak ediyorum. Yani biz bir peygamber kıssası üzerinden üstadımız bize ne öğretmişti? Biz o duaya ondan daha ziyade muhtacız. Sen duaya muhtaçlığını ne kadar hissediyorsun? Nasıl bir yöneliş senin için dua, tevbe senin için nasıl bir arınma? Hissediyor musun o yakınlığı, o dönüşümü, o gücü, duadaki o etkiyi? Bununla bitirelim arzu edersen, fazlaca uzattık. Ne dersin sevgili Asuman?
Öncelikle Allah hakkıyla hissettirsin inşallah hepimize. Bende de hani bu derslerin özellikle bu yolculuğumuzun bana çok ihtiyaca binaen, benim de ihtiyacıma binaen olduğunu hissediyorum. Duadaki o inanç çok ciddi manada bir önem arz ediyor. Meşiyeti ilahiyeye olan inanç, yani değişeceğine dair inanç. Ama aynı zamanda bunun bir kulluk sorumluluğu ve şuuru olduğuyla yönelmek. Hiçbir zaman duayı kesmeden ısrarla. Bununla alakalı hayatımın bir döneminde sanıyorum çok çok istediğim bir mesele olmuştu. Özellikle hicret meselesiydi bu sanıyorum. Hatırladığım kadarıyla ve o zaman ciddi manada çok isteyip çok ciddi bir şekilde her dua fırsatını yakalamaya çalıştığım bir zaman dilimiydi. Ve onun hani meşiyeti, hani Allah'ın bunu nasip edeceğine inancım orada tamdı belki de. Bundan sonra tabii daha hani her duaya yöneldiğimde bu biraz daha aklımda bu örnekle canlanıyor. Gerçekten o kadar istiyor muyum bir şey isterken meselesinde. Ve bizim burada göstereceğimiz duadaki ısrar, o kararlılık ve olacağına dair olan inanç ama aynı zamandaki ısrar o kadar önemli ki, yani inşallah gerçek manasıyla o isteği içimizde Allah uyandırsın, duayı iştiyakımızı canlandırsın ve koparırcasına, hani öyle bir ifadesi de var Hoca Efendi'nin, hani gerçekten o Allah'ın hazinesinden o lütfu koparırcasına isteme, o yana yakala dua etme meselesini hepimize nasip etsin. Gerçek manasıyla duanın gücüne inandırsın bizleri. Çünkü gücüne inandığımız zaman bunu gerçek manasıyla anlayabildiğimiz, hissettiğimiz, bu kulluk şuurunu yerine getirebildiğimiz zaman hiç açılmaz zannettiğimiz kapılar açılıyor. Çünkü sebepler üstü Rabbimiz ve ona teveccüh ediyoruz. Ve bizim için neden hani gerçekleştirmesin, meşiyet-i ilahiye bu açıdan güvenmek, inanmak çok mühim sanıyorum. Aynı zamanda bazen şeytan sağdan da yaklaşabiliyor. Hani benim duamla mı değişecek bir şeyler gibisinden. Hani mesela orada ben değilim, duanın ısrarı ve kulluk şuuru, bilinci, kul ve Allah arasındaki o ilişki neden olmasın ki ya götürüyor bizi. Hani benim duamla mı değişecek bakış açısından neden değişmesine götürüyor. Çünkü orada mesele ben değilim. Orada duaya olan inancım, Allah'ın içime vermiş olduğu o istek belki de. Özellikle de bu Türkiye'deki olaylarla alakalı hani ne kadar acaba ısrarla istiyoruz demiştiniz bir sohbetinizde. Beni çok etkilemişti. Hani geceleri uykularımızdan böyle uyanıp da yalvar yakar bunun için dua ediyor muyuz? Yani çünkü bu hepimize bakan bir sorumluluk ve meşiyet-i ilahiyenin o noktada değişmesini sağlayacak olan sorumluluk da bu. Bunun için toplu duaların da çok ciddi bir önemi var. Toplulukla bir cemaatle yapılan duaların önemi. İnşallah Allah bize duanın da hakkını vermeyi nasip etsin, kulluğumuzun hakkını vermeyi nasip etsin. Amin, amin benim sevgili çocuğum. Ben hep onu belirtmeye çalışıyorum. Dua ederken hani bir bardak dolmuş da benim duamla bir damla kaldı taşmasına ve benim duamla taşıyacak gibi dua edebilmek, öyle isteyebilmek gerekiyor. O dolmuş ama onu taşıracak olan damla benim duam diye. Senin bu altını çizdiğin mesele bana Kur'an-ı Kerim'de Zekeriya Aleyhisselam'ın duasını hatırlattı. Yaşlı birisi Zekeriya Aleyhisselam, hatta kendisi saçlarım beyaz alefler gibi tutuştu, kemiklerim gevşedi diye dua ediyor Cenab-ı Hak. Ama Allah'tan bir evlat istiyor. Karısı kısır, kendisi de saçları beyaz alevler gibi tutuşmuş ve karısı da kısır olmasına rağmen Allah'tan bir evlat istiyor. Dikkat et bak, sebepler üstü bir teveccühle dua ediyor. Sonra ama Allah ona bir evladının olacağını müjdelediğinde Allah'ım diyor, benim nasıl çocuğum olabilir ki? Benim nasıl çocuğum olabilir ki? Hoca Efendi buna marifet televünlü hayret diyor sevgili Asuman. Marifet televünlü hayret. Yani isterken dikkat et bak, iki buğut var. İsterken sebepler üstü bir teveccühle istiyor ama sonra hayret ederken sebepler alemine geri dönüyor. Ve Allah'ın o sebepler üstü yaratması karşısında nasıl çocuğum olabilir diye hayret ediyor. İşte sevgili Asuman, bize de iki şey düşüyor. İsterken sebepleri bir kenara bırakıp Allah'ın müsebbibül esbab olduğunu nazar-ı itibara alıp her şeyi duayla değiştirebiliriz, buna iman edip öyle istemek, o kadar ısrarla, o kadar istekle, o kadar... Hoca Efendi'nin dediği gibi bahtına düştüm, kurban olayım Allah'ım diye istemek. Ama sonra da sebepler alemine geri dönüp de
marifet televünü bir hayretle Allah'ım bu senden, senin kudretin ne büyük diyebilmek. İşte böyle bugünkü dersimizde, bugünkü programımızda sevgili Asuman, ümit ederim istifadeye medar bir program olmuştur. Allah razı olsun Beden ablacığım. Hayretle noktalamamız çok etkileyici. Beni gerçekten bu hayret makamı çok etkiliyor. İnşallah hayretimizi de diri tutmayın. Allah bizlere nasip etsin. Bizi o makama ulaştırsın. Amin, amin benim güzel çocuğum. Hoşça kalın öyleyse. Hoşça kalın. Bizlere sorularınızı göndermeye devam edin.